Milet antik kenti Söke'ye 33 kilometre uzaklıktadır. Eğer bu bölgeye bir gezi yapmayı düşünüyorsanız, Prene, Didima ve Milet antik kentlerini aynı gün içinde rahatlıkla gezebilirsiniz. Milet antik kenti Aydın ilindeki Balat köyü yakınlarındadır. Bu antik site bir zamanlar Menderes Nehri'nin kenarında kurulmuş zengin bir Yunan şehriydi. Milattan önce 600. yüzyılda Pers egemenliğine girmiştir. Bu sitedeki en etkileyici yapılardan biri de antik tiyatrodur. Türkiye'deki diğer birçok arkeolojik alan gibi burada da keşfedilecek çok şey vardır. Bir zamanların zengin bir liman şehri olan Milet, bugün liman çamurla dolduğundan iç kesimlerde kalmıştır. Büyük İskender milattan önce 334'te burayı ele geçirmiştir. Julius Caesar'ın da milattan önce 75'te burada bir filo kurdurduğu bilinmektedir. Millet ticaret yolunda önemli bir etkisi olan liman kentiydi. Ama daha sonra limanın dolmasıyla önemi azalmış, aynı kaderi paylaşan Priene ile zenginliği gerilemiştir. Thales, Anaximander, Hekateus gibi filozofların şehri olarak bilinen bu İyon şehri, 15 bin kişilik Roma tiyatrosu, Faustina hamamı, Apollon tapınağı ile birçok sır ve henüz keşfedilmemiş tarihi hazineler de barındırmaktadır. Bu antik siteyi gezerken en parlak döneminde nasıl bir şehir olduğuna dair ipuçları bulabilirsiniz. Milet antik kenti Efes gibi daha popüler bazı arkeolojik alanlara kıyasla çok fazla ziyaretçisi yoktur. Bunun belki bir nedeni de toplu taşıma araçlarının Milet antik kentine gelmemesidir. Buraya Kuşadası veya Sol Selçuk'tan organizatörlerle gelinebilir. Milet antik kentinde Millet Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Bu küçük ama etkileyici müze yakın zamanda yenilenmiştir. Millet ve çevresinde Prine ve Didymia'da bulunan birçok tarihi eseri de burada görmek mümkündür. Milletin arkeolojik alanları içinde kesinlikle görülmeye değer olan İlyas Bey Camii'dir. Müzeden çok uzak olmayan ve toprak bir yolun aşağısındaki cami, Bizans döneminden kalma bir villanın kalıntılarının yanında yer almaktadır. Bir medrese külliyesinin parçası olan bu yer eskiden din eğitimi için kullanılıyordu ve bir de hamamı vardır. Ana bina yaklaşık 14 metre çapında bir kubbe ile örtülmüştür. Minare 1955 yılında meydana gelen depremde yıkılmış ve restore edilmemiştir. Cami, Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı etkisindeki birçok mimari özelliği barındırsa da Pers etkisi taşıyan Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biridir.